Hay! Bilgi yerine çavuş! Nasıl olmaz İbrahim? Oğlum hayatta! Bir de şu düşmanı ataydık memleketten! Keşiften geldiler mi? Geldiler binbaşım. Maalesef ikinci savunma hattının sağ yanından düşman girmiş. Yüzbaşı Kemal Bey. Yarası ağır değilmiş binbaşım. Çok şükür varmış sargı yerine. Hekim efendi çıkarmış kurşunu. Şükür Rabbim. Kumandanım. Katırlar ateşini ürktü kumandanım. Çok zor geldik buraya kadar. Yemekler yolda soğudu. Dağıtın askere, güçten kesilmesinler. Baş üstüne kumandan. Raporu hemen alaya ulaştırmak için. Baş üstüne kumandan. Kumandan, öğlen mi gelmişti? Ulak yolda şehit düşmüş. Cebinde bulmuşlar. Mustafa Kemal Bey'den. Dikkatle git. Allah'a emanet ol. Siz de kumandan. İsteyen var mı? Vermem mi? Tepeye ne zaman tarzı geçiyoruz ha? Birazdan zaten kendileri tepeyi terk edecekler. Merak etme. Hadi ya Allah. Ya Rabbim, güç kuvvet ver bizlere, sabır ver. Düşmana karşı galip eyle. Dayanın aslanlar! Sürgüye! Bırakma sürgüye! Bırakma kendini! Baba, vurduklarımız yine mi kalkıp geliyor lan? Sürüye! Niye durdu bunlar? Geri çekiliyorlar. Kaçıyorlar. Neden kaçsınlar ki? Katılın halinden iyi anlayışsın tabii. Niye sustu bunlar çavuşum? Bu sessizlik hayra alamet değil çavuşum. Düşman geri çekiliyor çavuşum! Buraya kadar gelenin kaçma ile işi olmadan var. Bu işte başka bir iş var ama. Asker şok! Donanma harekete geçti çavuşum. Çekil! Asker! Siper'e! Gözlerim! Kumandanım! Muhittin! 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 Gözlerim!
İbrahim! Görmüyorum! Tamam! Görmüyorum abi, dur! Bu ettin! Gözlerim! Baba! Tamam. Gel! 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 Tut şuradan, tut! Görmüyorum! İyileşeceksin! Düşmanı denize attığımı göremedim! Göreceksin! Yardım et! Herkes kaderine razı olacak derviş. Ne yapıyorsun, iyi misin? Kendine gel, durmuş. Silahsız idi abim derviş. Arkasına üç tane yetim bıraktı. Ama şerefsiz yüzünden. Ne yapıyorsun? Bayram! Bayram, bayram. Bırak beni. Sen beni bırakır mıydın? Seyit orada. Bir kuş götürüvereyim. Şuna bak ben. Ölüyorum ben. Bana bak, asabımı bozma benim. Daha düğün yapacağız. Hadi. Efeler gibi karşılıklı oynayacağız. Ha? Bunu düşman varken nereye ölüyorsun? Hadi. Siperlere konuşsunlar. Memiş, iyi dinle. Asker! Askerler cephaneleri kontrol etsinler. Sandıklara da baksınlar. Hadi. Tamam çocuk. Memişler! Memiş! Dikkat et lan, bir daha vurulma. Amber! Emret çavuşum. Amber. Söyle çavuşum. Sen varsa iyi bilen. Hem de çabuk gidip gelirsin. Şimdi fırla ama çabuk gel. Kumandana de ki, tepenin arkasındaki siperlere geçtiğimizi söyle. Orada düşmana korunmak için daha hakim bir mantık. Ama çavuşum, ora... Biliyorum. Ama aklımızı kullanmazsak cesaretimiz bombaya kalkan olmuyor. Adamlarımız tek tek düşüyor. Hadi, şimdi fırla. Başla çavuşum. Bir de Hüseyin'imi görürsen eğer... Baban seninle gurur duyuyor de. Bir de çok özledi de. Tamam. Baş üstüne çavuşum. Sen meraklanma. Şimdi buralar toz toprak ama bugünün yarını da var. Sen gönlünü ferah. Mendili bileğine bağlamışsın. Bir arkadaş bağladıydı bileğime. Yalnız o elindekini bileğine bağla. Az sonra ellerinin işi var. Derviş, yardım et, ellerinin titremesini alsın. Baktıkça yavukluğunu hatırlarsın. Tüfeği eline niye aldığını unutursan, ona bakınca hatırlarsın dediydim. Bazen sanki kötü bir düşteyiz. Uyanacağız. Yine köyümüzde olacağız gibi geliyor bana. Sana da öyle geliyor mu? Hüseyin, sana bir şey olursa ben sensiz yaşayamam, yapamam. Öyle deme Zeliha. Bana bir şey olsa da yaşayacaksın. Bak ötede kurşun adres mi ara? Aklımız geldiyse
Şehitlik anımıza yazıldıysa... Sus ne olur. Bana bir şey olursa sen yaşayacaksın. Asla. Asla ben sensiz yaşayamam ki. Zeliha. Canımızın sahibi biz değiliz. Vermesini bilir de vakit almaya gelince mi hayır diyeceğiz? Ha? Hüseyin, konuşmayalım gari ölümden. Böyle olmaz, ben cepheye gideceğim. Ama yaralısın. Bir şey olmaz Zeliha. Sayılmış geçmiş işte. Bir adama daha lazım cepheden. Hüseyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Babandan haber getirdim sana. Babamdan mı? He. Nasıl babam? Nerede ki şimdi? İyi iyi, merak etme. Aytepe'deler şimdi. Siperlere geçiyorlar. Geri mi çekiliyorlar acaba? Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Ben de şimdi gideceğim cepheye. Bizim bölük ne tarafta? Seddülbahir köyünde. Hah, geldiler. Sıya! Hadi gel. Çabuk, yardım edin. Kumandanım, iyi misiniz? Muhittin öldü. Evlatlarım öldü. Zeliha koş! İbrahim evi. Zeliha. Bayram şehit düştü Ammar. Bayram da şehit düştü. Dayak yem sustu. Dayak yem sustu. Canım acıyor. Dayak yem sustu. Yarız. Soğuk lan. İyiyim ben. Kurşun içeride değil. Yarana bakalım. Sadık, iyi misin? Dur. Buradan İbrahim. Neredeyim ben hekim efendi? Otur şimdi. Yavaş, yavaş. Heh. Yat. Yavaş, yavaş. Zeliha bacı. Buradayım İbrahim emmi. Yanındayım, korkma. Ne oldu? Sadık. Ne oldu, iyi misin? İyiyim ben.
Hekim Efendi görebilecek miyim? Doğru söyle. Hele bir bakalım. Görevim tamam edemeden yaralandım kumandanım. Başaramadım kumandanım. Başaramadım. Öyle deme. İyi olacaksın. Kumandanım. Benim kadar. Kumandanım. Durum nedir? Düşmanın yoğun bombardımanı devam ediyor. Sahili asker sevkiyatını hızlandırdılar. Taarruza geçmek üzereler. Binbaşım, tümenden pusula geldi. Bursa jandarma seyyar taburuyla 20. piyade alayı buraya sevk ediliyormuş. Benim kahraman evlatlar. Şehadete yürürken bir an bile tereddüt etmediler. Nihayet destek geliyor demek. İmam Paşa'ya şükranlarımızı iletelim o zaman. Kaç saati buldu olurlar? 8 saati bulur. Tamam. Belli ki düşman her koldan harekete geçecek. Hedefleri Harapkale'yi de alıp Alçıtepe'ye yürümek olacaktır. 20. bölük bizi desteklemeye geliyorsa her bize düşen düşmanı oyalamak, ilerletmemektir. Bölüklere hemen ulaklar gitsin. Bulundukları satıhta düşmanı oyalayabildikleri kadar oyalasınlar. 12. bölükle 10. bölük birleşsin. Özellikle Seddülbahir satı çok önemli. Başla kumandanım. Akif. Hekimleri toparla hemen. Derhal kullan. Hekimler toplantı çadırına. Acil durumda olanlar gelmesin. Hekimler toplantı çadırına. Acil durumda olanlar gelmesin. Ne olduk şimdi? Dur bakayım lan ne şimdi? Rahat. Durum nedir? Kumandanım. İki çadırda toplam 72 yaralımız var. Tüm yataklar dolu. 12'sinin durumu ağır. Ağır yaraları burada tedavi etmemiz mümkün görünmüyor. Acil Alçıtepe'ye götürmemiz gerekiyor. İlaç ve morfin sıkıntımız has safhada. Sargı bezlerini temiz çarşafları kesiyoruz. Lakin onlar da bitmek üzere. Diğer bütün çarşaflar kanlı. Daha ne kadar dayanırız? Allah bilir kumandanım. Allah hepinizden razı olsun. Durumumuzun farkındasınız. Dünden beri beklediğimiz ana destek kuvvet yola çıkalı 1-2 saat olmuş. Onlar buraya gelinceye kadar dayanmamız pek mümkün olmayabilir. O yüzden Kirte'ye çekileceğiz. Şu an için değil belki ama düşman sayısı ve desteği çok kuvvetli. Durumu karargaha bildirdik. Lakin ulaklardan halen haber yok. Durum böyle olunca hasta sevkiyatını nasıl planlayacağımızı konuşmamız lazım. Ağır yaralarımız yürüyemeyecek durumda kumandanım.
Bir araba en fazla 4 tane ağır yaralı olabilir. Kaldı ki bizde 2 tane araba var. Tamam. Önce ağır yaralıların sevkiyatını gerçekleştireceğiz. 8 yaralı evladımızı taşıyacağız. Akif, arabaların arkasına ilave tahta çakılsın. Böylece daha fazla yaralıyı nakil edebiliriz. Baş üstüne kumandan. Gerekirse evlatlarımızı sırtımızda taşıyacağız. Ama kimseyi burada bırakmayacağız. Şimdi görev yerlerinize dönebilirsiniz. Müsaadenizle kumandan. Özel konuşmadır asker. Çık dışarı. Dur Akif. Gel evladım, gel. Yaran nasıl oldu? İyiyim kumandanım, iyiyim, iyiyim. Kumandanım, belki bana ceza vereceğiniz ama konuşmanıza şahit oldum biraz önce. Müsaade ederseniz Kirt'e gidip hekim efendinin istekleri at arabasını getirmeye hazırım kumandanım. Hüseyin. Kirt'e yola gidiyorum Zeliha. Döneceğim diyeceğim ama. Allah yazdıysa inşallah. Allah yazdıysa Hüseyin. Allah yazdıysa. Koyduk mu becerdik. Kız becerdik mi ne? Becerdik demek. Kız. Oldu oldu ama. Kız ne tahtası? Demire kırılmış dingilden. Sahi kırılmış ya. Ne edeceğiz şimdi? Ben bunu götüreyim de Ramiz'e dövdüreyim. Götür Ramiz'e. Ramiz mi burada kız? Ramiz nerede ki? Cephede. Babam mı geldi? Yok kızım yok. Sabah şeriflerin hayır olsun. Demir kırılmış da onu konuşuyorduk. Ben yapmasını biliyorum ama gücüm yetmez. Bak hele. Demir ısıttıktan sonra iyice dövmek gerekir. İyi de dükkan kapalı. Beceremeyiz ki. Ha? Açsak da dükkanı. Yaparız tabii. Bal gibi de yaparız. Ben Ramiz Efendi'yi gördüm. Böyle kuvvetli kuvvetli yapıyorduk. Becerebilemeydik. Ha? Bize yeterince döveriz. İyi o zaman. Hadi yürüyün dükkanı aç. Hadi, hadi, hadi kalk. Günaydın ana. Günaydın Açal. Günaydın Cemile. İsmail nasıl? İsmail iyi. Hepsi çok iyi. Hepsi? Hepsi. Thank you.
Ben iyiyim. Bizler iyiyiz. Çok özledim İsmail. Çok özledim. Ben de çok özledim. Sana doyamadan, oğlumuza doyamadan, yaşamaya doyamadan. Ama vardır Rabbimin mi bildiği? Bak, isyan etmeyesen ha sakın. Güçlü ol ha. Çok zor İsmail. İçim daralıyor. Boğulacak gibi oluyor. Elimden işmiş gelmiyor. Oğlumuza bakıyor. Bu ev sen. Bu da. Bu da sen. Her yer sen. Ama sen yoksun İsmail. Buradayım ya. Yanınızdayım işte. Ama bu vatanın evlatlarına ihtiyacı var. Bu vatanın senin gibi analara ihtiyacı var Cemile. Dedim ya, hepimizin vakti geldiğinde görevimiz bitecek. Önemli olan vaktimiz gelene kadar doğru bildiğimizin peşinden gitmek. Ben görevimi bitirdim Cemile. Emme, Hüseyin, Mehmet Çavuş, Ramiz dayı cephede kanının son damlasına kadar savaşıyor. Kardeşlerim aslanlar gibi savaşıyor cephede. Şükürler olsun Allah'a. Cemile. Hadi. Çok özledim. Gördün mü Hatice? İyilermiş. Çok şükür. Çok şükür. Sabah sabah içimizi sulağa serptin Cemile. Aferin kız. Ama ben bir şey anlamadım ki. Cemile ablan rüyada görmüş. Mehmet Efendi'yi, babanı, Hüseyin emmini. Hepsi çok iyilermiş. Cümle askerlerimiz. Hepsi sağlıklı iyilermiş. Onu diyor. Ya. O zaman niye posta bekliyoruz köy meydanında? Bak hele. Şimdi sana bunu mu anlatacağım? Çok kurcalama. Hadi bakayım bu dükkanı açmaya. Hadi gidiyoruz biz. Yürü Adviye. Kolay gelsin. Ne yaptın Rüstem Çavuş? Kumandanım siz istemediniz ama biz bir araba daha yaptık. Allah razı olsun. Peki bu ne durumda? Buna da müsaadeniz olursa buraya araya bir kat daha yapmak istiyoruz. Böylece daha fazla yaralı taşıyabiliriz. Tamam Rüstem abi. Hadi başlayalım. Emredersin kumandanım.
Ağrıyor mu İbrahim? Kalbim ağrıyor İzmirli. Benim burada olmamam lazımdı. Al benden de o kadar. Çok ağrıma gidiyor. Kumandan orada çarpışırken burada durmak. Üçümüzü toplasak bir adam etmiyoruz. Nüvit hemşire. Zeliha, sen de gel kızım. Buyurun Hekim Efendi. Sargı yerine taşımamız icap edebilir. Düşmanı Sedül Bahir'de daha fazla durdurmamız mümkün görünmüyormuş. Hazırlıklara başlayalım ama kimsenin haberi olmasın. Yaralılar ne olacak Hekim Efendi? Çok ağır yaralı var. İhal çaresi bulunur Zeliha. Askerler dışarıda arabaya ilave yer koyuyorlar. Dua edelim de Hüseyin eli boş dönmesin. Bu arabaya şu anda çok ihtiyacımız var. İnşallah. Hadi siz işinize dönün. Düşman göründü asker! Nişan al! Ateşlisin emrimi bekle asker! Nereye çekiliyorlar? Emredersiniz çavuşum. Yahya Çavuş. Çavuşum, Mahmut Sabri binbaşıdan haber var. On ikinci bölük desteğe gelmek üzereymiş. Duydunuz mu asker?
12. bölüm desteğe gelmek üzere. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Kaç tane şehit var? Gazilerin durumu nedir öğren. Askeri köyün girişinde topla. Baş üstüne. Kaybettin çocuk. Ne işin var burada? 26. alay, 3. tabur, 10. bölük, Mehmetoğlu Hüseyin kumandanım. Komutanımız binbaşı Mahmut Sabir'in emri. Harapkale sargı yerinin Kirtek harargahına bir at arabası. Şşş. Harapkale'de ahval nedir? Ertuğrul Tekik oyunda düşman çıkarmaya devam ediyor kumandanım. Aytepe'ye gaybettik ama Seddül Bahir ve Aytepe'nin gerisinde savaşmaya devam ediyoruz. Sağ olun kumandan. Sen zeki ve cesur bir askersin çocuk. Münir, at arabasının içindeki mühimmatla birlikte çocuğa teslim et. Baş üstüne kumandanım. Arabayı Harapkale'ye kadar kendin götürebilir misin? Götürürüm kumandan. Binbaşı Sabri Bey'e gönülden sevgi ve selamlarımı ilet. Mustafa Kemal dersin. Nasıl gidiyor? Kumandanım, Rüstem Çavuş yaralıları taşımak için ilave bir araba yapmış. Allah razı olsun Rüstem Çavuş. Asıl sizden razı olsun kumandanım. Seddül Bahir'e ulak gönder, durumu bildir. Harapkale'yi boşaltıyoruz. Akşam hava kararınca Kirte'ye çekiliyoruz. Baş üstüne kumandan. Aç bakalım. Yavaş. Yavaş yavaş. Nasılsın? İyiyim hekim. Hadi bakalım, buna da şükür. Şimdi dinlen bakalım. Bilmeniz gereken bir durum var evlatlarım. Belli ki savaş
hesap ettiğimizden daha uzun sürecek. Hepinizin güvenliği ve de istikbalimiz için sargı yerini Kirte'ye taşıyacağız. Önce ağır yaralılar ve yürümekte zorlananları göndereceğiz. Yani şimdi biz geri mi çekiliyoruz kumandanım? Toprağımızı düşmana mı bırakacağız? Savaş sadece yürek işi değildir. Aklının yüreğine harman edenlerin işidir. Vakit aklımızı kullanma vaktidir. Duygularımıza esir olmak, düşmana esir olmaktan daha fenadır. İçiniz ferah olsun evlatlarım. Elbet onları geldikleri yere göndermeyi bilecek olanlar da bizleriz. Şöyle dam tut, dam tut. He? Getir. Atacağına. He? Atacağına biraz daha ateşince tut. Niye? Biraz daha pişmesi lazım. Böyle güneş gibi olacak. Güneş gibi olacak ne demek Hasan? Yani rengi akşam batan güneş rengine benzedi mi dövmeye başlayacağım. Fazla kızılırsa çok ezilir demişti babam. Koy hadi. Çavuşum. 350'ye yakın kadar asker saydım. Geri çekildiler. Hem de gene çaldıracaklar. Arılarından destek var mı? Destek yok çavuşum. Şimdilik gelmeyememiş. Ama gelecek. Gevur'un desteği eksik olur mu hiç? Yalnız bizim desteğimiz olmaz. Şimdilik burada olduğumuzu fark etmediler ya. Bu bize yeter. Çavuşum, Ertuğrul koyuna bir taburdan fazla asker indi. Filikalardan. Toparlanıyorlar. Buraya gelmeleri uzun sürmez. Onlar gelmeden buradaki düşmanın işini bitireceğiz. Bomba? 40 civarı. Asker başına da 30 mermimiz var. Ammar, yaya çavuşu Ulak gönder. Burada olduğumuzu bilsin. Planımızdan haberi olsun. Baş üstüne çavuşum. Mehmet Çavuş 27 askeriyle birlikte desteğe gelmiş. Bu iyi haber. Ama çok az el bombasıyla az miktarda kurşunları kalmış. Biraz evvelki müdafaamızla düşman köyün öte girişine çekildi. Düşman Buğda, Harabeli'nin girişinde. Yahya Çavuş bize 50 askeriyle Buğda bekleyecek. 10. Beylik düşmanı Buğda beklerken biz Yahya Çavuş ve 6 adamıyla Buğda buluşacağız. 12. bölüğün kalan mevcudu 27 kişi. Mehmet Çavuş 5 askeriyle birlikte el bombalarıyla köyün bu tarafında pusuya yatacak. Memiş sen şu taraftan, Ferit sen de şu taraftan yanınıza birer adam alın. Tellere iyice girin. Aman düşman fark etmesin. Tamam çavuş. Ammar sen de her tele 3 bomba yerleştireceksin. Nafiz sen Ramiz'le birlikte Teor'daki harabelerin arkasında bir siper bul. Mevzilerini, mermileri idare ile harcayın. Salih sen Durmuş'la arka tarafa geçip orada bir yer bulup iyice gizlenin. İşaret gelene kadar bekleyeceksiniz. Mevcut 21 adamımız 10. bölükte burada buluşacak. Biz de Yahya Çavuş'un adamlarıyla burada buluşacağız. Planımız tutar da düşmanı şaşırtmayı becerebilirsek işte tam o an saldıracağız. Eğer hesabımız tutarsa geriden gelen destek yetişene kadar buradaki taburun yarısını bitiririz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı çavuş. Hakkınız efendim. Helal olsun. Herkes hakkını helal etsin. Helal olsun. Getir kız getir.
Yerleş. How is it that you failed to take one bloody village? We were ambushed, sir. There
there's always an excuse for failure, Major. I'm relieving of your duties. Turn in your weapons at once. Have all the units prepare for a fresh assault. I don't want to see a single Turk left alive in that village. How many of them are there? I estimate 300, sir. They're everywhere. We must take that village. Where are the reinforcements? There are none. Sir, if I may, we might consider taking a different route to Hacettepe. That way we would save more time. I would rather die than retreat in fear. They have to steal our munitions and weapons just to keep fighting. Especially with this great fleet and army at our backs. We're already late. We should have taken Altatepe by now. With all due respect, sir, it's only been a day. 250 of my men died there. One day is more than enough. They're being commanded by a German. How tragic. One day is more than enough to eliminate a unit. So pitiful that it isn't even led by one of its own. I'm afraid we just don't know this terrain. These locals, they know this land. What land have they got left? After all our bombing, what trenches have they got left? Just yesterday, our ships shelled them over 1,000 times. I know it's their terrain, but how do they endure such a bombing? Where do they find the will? Sir, this is an army that has been fighting for years. We are facing men who are defending an empire on its knees. Nasılsın kardeş? Hey, şükür Allah. Hey. Sen iyisin. Hey, sağ ol. Ya. Acaba şu İngiliz kumandanın bizim sayımızın da haberi var mı? Aman bilmesin be kardeş. Belli ki kalabalık sandılar işte. Ne olduklarını şaşırdılar. Bombaları saça saça kaçtı hepsi. Keşke kaçtıkları kadar kararlı saldırsalar ha. Bu askerleri bir de bizim binbaşıyla tanıştırsak daha akşamına bizim tarafa irtica ederler. Kaç ay ötesinden geldiler. Bir de kumandanlarından fırça yiyorlar. Bizim şu Alman kumandanı versek sabaha kadar bu işi bitiririz zaten. Hüseyin nasıl? İyi. Şükür Allah'ıma iyi. Hele bu şeyin kâmeden kurtulalım. Çıkacağız kardeş, çıkacağız. Hele şunları bir haklayalım önce. Komutanım. Söyle asker. Ne oldu ya? Akşama kadar burayı tutup sonra Kirte'ye çekilmemiz emrolundu. Ne diyorsun ya sen? Ben sen adına. Bu iş buraya bitti sanma. Meraklanma. Ölümden korksam burada olmazdım. Silahsız adam öldürmeye alışıksın sen değil mi? Ha? Buradan bir kurtulalım hesabını görürsün Durmuş. Tamam. O ne zaman hesap görürsün mü ben sağını sokacağım.
Sağ mı sana? Durmuş. Derviş bırak. Görsün işini. Derviş. Affet ki affedilebil durmuş. Kin tutmak insanın içini de çürütür, imanını da. Yok derviş. O yaptı. Abim o soysuz nafizin yüzünden... Nasıl davranmak istiyorsan öyle davran. Aytepe'de düşmanın süngüsünden seni o kurtardı. Sargıyer'ine kadar sırtında taşıdı seni. Ah Hasan, canım oğlum. İyi misin Ramiz abi? Hasan'ım hiç aklımdan çıkmıyor Nafiz. Nafiz, eğer ben düşersem, Biga'da Yörüklerden Hatça Hatun vardır. Bunu ona ver misin? Evladımın anasınındı. Deme öyle abi. Sen gidince kendin verirsin. Ramiz emmi. Çavuşlar çağırıyor. Ne olmuş ki? Geri çekilin emri gelmiş galiba. Yaralardan haber var mı? İki araba yolda. Ama hala sevk edilecekler var. Yaralı sevkiyatı ne alemde? Ağır yaralılardan dördü kaldı. Yürüyebilen yaralılar da yola devam etti. Hüseyin'den haber var mı? Haber yok kumandanım. Bölüklerimiz geri çekilebildi mi? Morto'daki birliklerimiz geri çekildi. Gözcü Baba'daki birliklerimiz de ona keza. Peki 10. ve 12. bölük? Henüz bir haber yok kumandanım. ...18 Mart dediler, kazandık. 25 Nisan dediler, durdurduk. Şimdi 32 saat direnin diyorlar, direniyoruz. Bir kurşunla 3 adam vur deseler... ...olur mu dersin İzneli? Ne savaşmış be? Öldür, öldür, bitmiyor. En çok da ne dokunuyor biliyor musun? Şu tepenin ardındaki oğlumu göremedim ya. Ama yiğit çocukmuş Hüseyin. Öyledir. Tek başına düşmanın elinden makineliği almak... ...kaderi iyi olsun inşallah. Amin. Amin kardeş. Buraları boşaltırsak eğer... ...daha da kimse duramaz önlerinde. İyi direndik. Onlar da çekiniyor belli. Bir de bilseler onları kaç kişinin durdurmaya çalıştığını. Kumandanın geri çekil emrini ne edeceğiz?
Fikrin ne? Bu kefelelerin boynunu buradan kırmadan oğlumun yüzünü görmek bağırım. Al benden de o kadar. Mehmet Çavuş'um. Yahya Çavuş. Müsaade ederseniz arkadaşlarım adına bir şey demek istiyorum. Biz haberi aldık. Buradan geri gitmek istemiyoruz. Bakın. Benim bu hayatta bir tane oğlum kaldı. Hasan. Ona da geri döneceğim diye söz verdim. Ama bu keferelerle kapanmamış bir hesabım var. Hepimizin var. Biz bütün dertlerimizi, her şeyimizi evde bıraktık. Burası milletin hesabının görüleceği yerdir. Bir olduğumuz yerdir, birlik olduğumuz yerdir. Kumandanım, korkuyorlar bizden. Kuvvetleri, sayıları, silahları bizden fazla. Ama Allah'a şükür bizim inancımız var, yüreğimiz var, ciğerimiz var. Müsaade edersen, emredersen biz geri çekilmek istemiyoruz. Mehmet Çavuş. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sadık kardeş iyi mi? Ağrın var mı? İyiyim şükür. Ramazan kardeş, son bir morfin kaldı. Hekime diyeyim mi? Acısı azaldı Zeliha Bacı. Sağ ol. Ben daha fazla dayanamıyorum. Biz niye geri çekilip duruyoruz? Alay emredildi kumandan. Üç koldan çevirmişler. Morta ve Gözcü Baba'daki birlikler geri çekilmiş. İyi de Tekke'deki siperlerden de, Gözcü Baba'dan da, Aytepe'den de geri çekilmedik mi biz? Düşman çok fazla İbrahim. Tamam biz onları orada tuttuk ama arkası kesilmiyor ki. Bizim desteğimiz de yok. Alman Mareşal 32 saat demiş. Başka da bir şey bildiğimiz yok. Benim aklım öyle derin çalışmaz. Kolay çalışır arkadaş. Mareşalmış, kumandanmış. Elbet bir hesap kitapları var ama düşmana göğüs dayan da biz deriz. Bak Mehmet Çavuş'a. Onlara demir gitmiş. Elbet çekilecekler. Ben Mehmet Çavuş'u iyi tanıyorum. Kesin dönmeyecektir. Dönmez o. Dönmezler. Ben kumandanla konuşmaya gidiyorum. Mehmet Çavuş'u, Yahya Çavuş'u, arkadaşlar orada yalnız bırakamam. İbrahim emmi, bu halde cephe inilmez. Ne varmış halimde? Tek gözüm görmüyor diye savaşamayacağım mı zannettiniz? Asıl ben şehit olmadığıma yanarım. Ya ben yarım kalan işimi tamamlarım, ya da onlar. Toprağımı düşmana bırakamam arkadaşlar. Bekle Sadık. Bursa Jandarmalayı Kirte köyünü sınır tutmak mecburiyetiyle sizin derhal Harapkale'yi boşaltmanız ve Kirte köyünde bu olayla buluşmanız emrolunur. Kirte'ye çekil. Ya sonra? Kumandanım. Askerler dışarıda sizi bekliyorlar.
Kumandanım. Kumandanım. Nasılsınız? İyi şükür kumandanım. Ama yüreğimiz iyi değil. İzniniz olursa bizim oğlanı savunmak için cepheye gitmek isteriz. Kumandanım. Toplanın askerler. Herkes buraya toplansın. Bize Kirte'ye çekilmemiz emredildi. Bizler askeriz. Emrin ne olduğunu iyi biliriz. Lakin Yahya Çavuş ve Mehmet Çavuş komutasındaki 10 ve 12. bölük şu anda cephede kalmayı tercih ettiler. Savaşmayı tercih ettiler. Ne denilebilir ki? Kumandanım, gidelim yanlarına. Katılalım onlara kumandanım. Kumandanım, size her şey için duacıyız. Biliriz içiniz kan ağlar. Ama müsaadeniz olursa biz de katılmak isteriz. O vakit süngülerimizle, tüfeklerimizle cevap vereceğiz. Mahşer günü Allah-u Teala'nın huzuruna ak bir yüzle çıkmak için, canınızdan çok sevdiğiniz bu vatan uğruna, sevdiklerimizi görememek pahasına benimle birlikte şehadete yürümeye var mısınız evlatlarım? Varız kumandanım! Hep birlikte yola çıkmadan önce kendi cenaze namazlarımızı kılarım. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ne olacak böyle Nüvit abla? Vatan böyle kurtulacak Zeliham. Vatan böyle kurtulacak. Allah için namaza, meyit için duaya, er kişi niyetine uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Thank you.
Yuran Hanım. Yuran Hanım ne oluyor? 12. bölükle 10. bölüğe desteğe gidiyoruz. Kumandan geri çekilin emri verdi ama Yahya Çavuş'la baban Mehmet Çavuş düşmanı buradan geçirtmeyeceğiz diye diremişler. Asker de burada gel yana geldi. Onlar orada dövüşürken biz burada ne edeceğiz diye. Binbaşım da büyük adammış. Birazdan çıkacağız. Sen iyi misin peki? İyi olmam mı be Hüseyin? İyi olmam mı? Biz hazırlanıyoruz. Hadi bakalım. Hüseyin. Selia. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Yaralar nasıl? 5 kişi kaldı. Gerisi Kirte'ye yol çıktı. İyi bakayım. Ben bu kumandanın yanına varam bile. Kumandanım. Hoş geldin evlat. Sıhhiye bölüğüne varabildin mi? Varamadım kumandanım. Yol felaket. Kirte'ye de yol kalmamış. Nerede olduğumu bile bilmiyordum. O sırada güneşin içinden bir kumandan geldi. At arabasından 4 sandık cephane verdi bana. İsmi? Yarbay Mustafa Kemal kumandanım. Size de çok selam söyledi. Aleyküm selam. Allah razı olsun ondan. Bunca sıkıntının arasında cephanesini paylaştı demek. Kumandanım müsaadenizle bir şey soracağım size. Sor evladım. Duydum ki Seyitül Bayra desteğe gidiyormuşsunuz. İzin verirseniz ben de sizinle geleyim. Elbette evladım. Hazırlan. Birazdan yola çıkacağız. Ne bekliyor bunlar? Davet mi? Benim sabrım kalmadı. Gidip öğrenelim o vakit. Ciddi misin sen? Ama yalnız bırakmaya niyetim yok.
so we open fire. Let's see what they want. And if it's a trap? How many could there be? Come on, let's go. Teslim olacaksınız sanırım. Sana bir şey soracağım kumandan. Aha benim evim şu öte dağların ardında. Şimdi çıksam sabaha evimdeyim. Senin evin neydi? Bura benim vatanım. Benim toprağım. Senin ne işin var burada? Senin evin burada mı? Biz size ne ettik kumandan? Şu arkada ölen şehitlerimiz. Sizin ölen yüzlerce askeriniz birbirine ne etti? Kimin kiminle ne işi var? Biz vatanımızı savunuyoruz. Ya siz? Duyduk ki yüzlerce askeri kandırıp buraya gelmişsiniz. Haçlı seferinde o milleti kandırdığınız yetmedi mi? Şimdik bir daha sorarım kumandan. Burada ne işiniz var? Siz kimin toprağına kimden habersiz geldiniz? You're talking above your rank. Söylediklerin rütbenin üzerinde konuşuyorsunuz. I don't answer to you. Ben size cevap vermiyorum. I speak only to ranking officers. Ben sadece subaylarla konuşuyorum. This is the kind of sad ragtag army you are. İşte böyle zavallı, düzensiz bir ordusunuz. Orada dur bakalım kumandan. Sana adam gibi sorduk işte. Burada ne işin var? Benim bahçemde ne işin var? Benim toprağımda ne işin var? Ya şimdi buradan defolup gidersiniz daha fazla kan dökülmeden ya da kanınız toprağıma anca leke olur. This is a just war and we're going to win. Bu savaş haklı bir savaştır ve biz galip geleceğiz. Nobody talks to me like that. Hiç kimse benimle böyle konuşamaz. Baba. Mehmet Çavuş.
Beni iyi dinle yarbay. Sayın fazla, silahın fazla. Belli ki biraz da buna güvenmektesin. Ama bu iş silahlı olsaydı 18 Mart'ta İstanbul Boğazı'na varırdınız. Bu iş adamla olsaydı şu an Gelibolu'yu almıştınız. Bu iş yürek işidir kumandan. Sende o yürek olsa çavuşumun sorusuna doğru cevap verirdin. Verilecek cevabın olsaydı kendi askerine burada ne işiniz olduğunun doğrusunu söylerdin. Son olarak buradan öteye geçemeyeceksiniz. Eğer geçecek olursanız bu taburun kumandanı olarak ilk kez sizin kellenizi almaktan şeref duyacağımı bilin. With these soldiers. Yani bu askerlerle. Size iki gündür burayı dar eden, göğsü iman dolu bir avuç askerin daha neler yapabileceğini görmek istiyorsunuz demek. Kimin perişan edici bir azaba uğrayacağını, kimin yalancı olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizle birlikte beklemekteyim. Hasan! Baba! Baba! Thank you.
25 Nisan 1915 sabahı 4.30 sularında Britanya 29. Tümeni, Fransa 1. Tümeni, Britanya Kraliyet Deniz Tümeninden oluşan 45 bin kişilik müttefik askeri gücü Seddülbahir sahillerine çıkarma harekatına giriştiler. Seddülbahir cephesi ana çıkarma bölgesi olarak seçilmişti ve 5 ayrı koyda çıkarma yapıldı. 9. Tümene bağlı 26. Alay'ın 3. taburu ana çıkarmanın yapıldığı Tekke ve Ertuğrul koylarını savunmakla görevliydi. Binbaşı Mahmut Sabri komutasında 3. tabura bağlı 10, 11 ve 12. bölükler ile 9. tümenin istikam bölüğünden oluşan 100'ü silahsız 1320 asker vardı. Binbaşı Mahmut Sabri ve komutasındaki askerlerin donanmanın top ateşi desteğini de alan tam teçhizatlı müttefik kuvvetlere karşı 32 saat direnişleri sonundaki kayıpları, biri şehit, ikisi ağır yaralı, 3 yüzbaşı, biri şehit, ikisi ağır yaralı, 3 teğmen ve 630 askerdir. Müttefik kuvvetlere verdikleri kayıpsa 2600 civarındadır. 25 ve 26 Nisan günlerini kapsayan bu 32 saatlik direniş karşısında çok büyük zayiat veren İngiliz kuvvetleri hedefleri olan Alçıtepe'yi ele geçirememişlerdir. 28 Nisan'daki 1. Kirte Muharebesi'nde de mevcudunun kalan kısmını büyük ölçüde şehit veren Binbaşı Mahmut Sabri komutasındaki askerlerimiz Kirte'nin güneyindeki Yassıtepe hattında müttefik kuvvetleri durdurmuş ve bu sınır 8-9 Ocak 1916 gecesi Seddülbahir'deki son müttefik birliğinin de geri çekilmesine kadar korunmuştur. Çanakkale geçilmez özdeyişini tarihe, Çanakkale geçilmez övüncünü, Çanakkale geçilmez özdeyişini tarihe, Çanakkale geçilmez övüncünü ulusuna armağan eden Çanakkale'nin tüm eşsiz kahramanlarını, Türk ulusunun ve ordusunun yiğit evlatlarını minnet ve şükranla anıyoruz.